YGTV Sesli Köşe Yazılarından merhaba. Profesör Doktor Esvender Korkmaz'ın 28 Mart 2023 tarihli Karı Zengine Zararı Yoksula başlıklı yazısıyla birlikteyiz. Dünkü Karar Gazetesi'nde detaylı yer alan bir habere göre uluslararası tahkim Irak merkezi yönetiminin dava açması üzerine Türkiye'ye 1.4 milyar dolar ceza verdi. Nedeni Türkiye'nin Kuzey Irak bölgesel yönetiminin merkezden habersiz anayasaya aykırı petrol satmasına izin vermesidir. Bu ceza 2014-2018 yıllarını kapsıyor. Sonraki yıllarla ilgili aynı dava devam ediyor. Bu durumda Kar petrolü satan ve kar sağlayan Berat Albayrak'ın da ortak olduğu yazılan Power Trans'a gitti. Ceza hazine tarafından ödeneceğine göre zararı çeken de vergi mükellefleri oldu. Ayrıca eğer bu 1.4 milyar dolar ile devlet kamu hizmeti yapsaydı millet yararlanacaktı. Hizmetten mahrum edilen millet de bu cezanın maliyetine katılmış oldu. 1. Özetle karı kaçak petrol satan firma ve ortaklarına gitti. Zararı halka sosyalize edildi. Cumhurbaşkanı tek haneli faiz kararı verdi. 2021 sonunda Türkiye yeni bir kur şoku yaşadı. Bu defa hükümet kuru tutmak için kur koruma mevduat hesabı icat etti. Doları olanlar faiz ve kur farkı alarak sistemin korumasından karlı çıktılar. Maliyetini üretici, tüketici tüm toplum çekiyor. Tüm millet bu icattan dolayı zararlı çıktı. Halkın katlandığı maliyet 1. Türk lirası milli para olmaktan çıktı. Dolar koruması altına girdi. Dünyada ve Türkiye'de TL'ye olan güven dip yaptı. Bunu Türkiye'nin dış borçlanma tahvillerinin iflas risk biriminde de görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı dolar garantili TL mevduatını açıklamadan önce Türkiye tahvillerinin iflas risk primi 520 bas puan idi. Sonrasında 577 bas puana yükseldi. CDS oranlarının artması Türkiye'nin daha pahalı dış dış borçlanması demektir. 2. Kur farkı bütçeden ödeniyor. 2022 yılı bütçesinden 899.4 milyar lira bütçeden bankalara para aktarıldı. Bu para vergi mükelleflerinin ödediği paradır. Dahası bu parayla devlet okul ve yol yapabilirdi. Bazı illerde yatırım yapabilirdi. İthal girdi yerine ikame yatırımlar yapabilirdi. Toplum hükümetin tek haneli faiz inadı yüzünden bütün bu hizmetlerden mahrum oldu. Düşük kamu hizmeti toplum refahını düşürdü. Ve üç, kur farkı vermek. Vergi verenden bankada mevduatı olana gelir transferidir. Bu uygulama gelir dağılımını bozdu diyor bu başlığın altında. İkinci büyük başlıkta ise dolar tutanlar zenginleşti, halk yoksullaştı diyor Profesör Doktor Esvender Korkmaz. Türkiye'de Merkez Bankası bankalara buçuk oranı ile fon sağlıyor. Merkez Bankası verilerine göre bankalar %8,5 ile sağladıkları fonun üstüne ihtiyaç kredilerinde %311, taşıt kredilerinde %290, tüketici kredilerinde %292 ve ticari kredilerde %190 fazlasına kredi veriyorlar. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı Mart ayı finansal yatırım araçları nominal ve reel getiri oranlarına göre Mevduatta ortalama yıllık nominal faiz oranı %16.34 oldu. Reel faiz oranı da %25.03 oldu. Bankaya bir yıl önce 100 lira yatıranın eline faiziyle birlikte 116.30 lira geçti. Ama enflasyon nedeniyle satın alma gücü olarak bu 116.30 liranın değeri 75 liraya geriledi tasarruf sahibinin parasının dörtte bir enflasyon tarafından tasarruf sahibinin parasının dörtte biri enflasyon tarafından eritildi. Aradaki fark bankaya vergiye benzer bir şekilde transfer edildi. Banka kazandı, tasarruf sahibi kaybetti. Üçüncü başlığında ise Hükümetin uyguladığı dünyada eşi ve benzeri olmayan ve olmayacak bir faiz politikası ile bankalar sağlam kaldı ve fakat halk iflas etti diyor Profesör Doktor Esfender Korkmaz. Örnekler artırılabilir. Zaten benzer örnekleri her gün fiilen yaşıyoruz. Hükümetin bu şekilde zararları sosyalize etmesi ve halktan alıp bankalara ve dolar zenginlerine gelir transfer etmesinin etkileri zamanla ortaya çıkar. İşte bunlar bugün yaşamakta olduğumuz tüm ekonomik sorunların ve yoksullaşmanın nedenleridir. Dikkat etmeliyiz ve bilmeliyiz ki bir ekonomide zararların sosyalize edilmesi karşısında toplumun karlarında sosyalize edilmesini isteme hakkı doğar. Bir sonraki sesli köşe yazılarında GGTV'de buluşuncaya kadar hoşçakalın.